Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde alan konu anlatımında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani alan dağıtmayı anlatacağız size arkadaşlar. Şimdi alan dağıtma nedir? Alan dağıtmanın temel mantığı çok basittir arkadaşlar. İlk önce onu söyleyeyim. Alan dağıtırken oranlamalar varsa alan dağıtacaksınız kardeşim. Mesela burası 2K burası da atıyorum 3K olsun. İki üçgende tepe noktaları aynıysa bakın buna dikkat edin. Tepe noktaları aynı olan iki üçgenin Alanları tabanlarıyla doğru orantılıdır. Yani 2'deki alan 2A ise 3'deki alanda 3A dersin. Niye tepe noktaları aynıysa? Çünkü tepe noktaları aynıysa bak tabanları 2K'ya 3K'ya tabanlarına ait yükseklikleri de aynı olmuyor mu arkadaşlar? Ondan dolayı. Yani şöyle bir şey gördün. Burası atıyorum 3K burası da 5K olsun. Tamam mı? 3K'ya 5K. 3K'da kalan 9 bakın Doğru orantılı. 3K'da kalan 9 sa 3 katı. 5K'da kalan da 5, e, 3 katı olacak diyeceksin. Yani buraya da ne diyeceksin? 15 diyeceksin. Ne zaman? Tepe noktaları aynı iken. Yani şunda alan dağıtımı yapabilir misin? Burası 2K, burası 3K. Burada alan dağıtımı olmaz arkadaşım. 2K'da kalan 2A ise 3K'da kalan 3A diyemezsin. Çünkü niye? Bir tanesinin tepe noktası burada. Bir tanesinin de tepe noktası burada olduğu için alan dağıtımı olmaz. Alan dağıtmada temel mantığın ne olacakmış arkadaşlar? Tepe noktaları aynıysa tepe noktaları aynı olan üçgenlerde alan dağıtımı olur. Alan dağıtımı olur. Buna dikkat edin. Bakın. Tepe noktaları aynı olan üçgenlerde alan dağıtımı olur. O da tabanlarla doğru orantılıdır Yani biz hani ilk alan muhabbetinde ne anlattık size? Şekilde 90 derecede özel bir açı varsa alan kesinlikle ama kesinlikle taban çarpı yükseklik bölü 2'dir dedik. Burada da kardeşim oranlamalar varsa alan taban çarpı pardon oranlamalar varsa tabanlarına bakarak ve aynı tabanlarda tepe noktalarına bakarak alanları dağıtabiliriz arkadaşlar. Tamam. Doğru orantılı olacak şekilde. Mesela buradan başlayalım. Şimdi burada 3K, 3KK var. Burada da 3A, 2A var. E şimdi burada alan burada ya. 9 alanı burada verilmiş. E 3K'da kalan bak 3K'da kalan 9 ken. K'da kalan ne diyeceksin? 3K'daki 3 katı, K'daki de 3 katı. Direkt buraya 3 diyebilirsin. Niye? Tepe noktaları aynı mı? Aynı. K'larda dağıtırken. Şimdi 3A'dan 2A'ya dağıtırken sakın şunu demeyin. 3A'dan 2A'ya alan dağıtırken 3A'da kalan 3 2A'daki alanda 2 demeyin. Çünkü 3A'dan dağıtırken 3A'daki 3 dediğin zaman tepe noktasını burası almış olursun. 3A'dan 2A'ya dağıtırken bak 2A'nın tepe noktası da burası değil mi? Ee, bu alan dağıtımı sağlıklı olur mu? Olmaz. Neye bakacaksın? 3A'da alan dağıtırken şunun tamamına bakacaksın arkadaşlar. Çünkü 3A'dan 2A'ya dağıtırken tepe noktaları nerede ortak arkadaşlar? B noktasında. O zaman 3A'da kalan 12 ise kaç katı? 4 katı. 2A'daki de 4 katı olacak. Direkt buraya 8 diyebilirsin. Alan ABC isteniliyor bizden. 9, 3 ve 8'in toplamı değil midir arkadaşlar? 9, 3 ve 8'in toplamı. Yani kaç yapıyor? 9, 3 daha 12. 8 daha 20 yapıyor arkadaşlar. Alanımız 20 yaptı. Geldik buraya. Bakın dış açı ortay konusu. E dış açı ortay konusunu biliyorsan bunu da yaparsın. Dış açı ortayda ne yapıyordun? Şuradan tekrarlı gidiyordun. Bunun tamamını oranı. Ee, ilk okun değdiği yerin ikinci okun değdiği yere oranı eşit değil mi? Yani burada bunun tamamında oranı neye eşit olacak? 2 bölü 3'e eşit olacak. O zaman burası 2A ise tamamı 3A olacak. O zaman buraya ne kaldı? A kaldı. E Burada alan dağıtımı yapabilirim ben artık. A'dan 2A'ya. A'da kalan 6 ise 2A'da kalan direkt 12 diyebiliriz değil mi? E Bunu dedik. Bunu dedikten sonra e, bunun neye göre dedik ama bakın tepe noktaları aynı. A ile 2A'daki tepe noktası neresi arkadaşlar? Tabii ki A. Bizden alan ABC isteniyor. Alan ABC yani 6 ve 12'nin toplamı isteniyor arkadaşlar. 6 ve 12'nin toplamı da kaç yapıyor? 18 yapıyor. Bakın oranlamalar ve tabanına bakarak alan dağıtımı yapabiliyoruz. Geldim bu soruya. Evet bir katlama sorusu burada sormuşum yine. Bakın ne yapmış? Bunu almış böyle katlamış. ABD üçgeni BD boyunca katlandığında A noktası A üssü oluyor. Tamam A, A üssü olmuş katlamışız. Katlama sorularında neye dikkat ediyorduk? Üst üste binen kenarların eşit olmasına. Şu kenarla da şu kenar birbirine eşit olacak. Ve üst üste binen açıların da eşit olmasına dikkat ediyorduk. Yani şu açılarda birbirine eşit olacak. Zaten bu eksik parçaları tamamlarsan hiçbir şekilde soru kaçırmazsın. Alan A, B, A üssü D. A, B, A üstü D. Arkadaşlar şu üçgenle şu üçgen aynı değil mi? Katlandı. Üst üste bindi zaten. Değil mi? Bu alan 24 ise o zaman burada kalanlar iki eşit parçaya bölünecek. Yani şu alanla bu alan birbirine eşit oldu. Sonra alan BDC'yi de 16 vermiş. BDC'yi de 16 vermiş. E tamamı 16 ise buraya kaç kaldı arkadaşlar? E, 4 birim kaldı. Bizden ne isteniyor? X bölü Y isteniyor. X bölü Y. Arkadaşlar tabanlar olan oranı bakın X bölü Y sağdan sola alanlar oranına eşit değil midir? Yani 4 bölü 12'ye eşittir. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 1 bölü 3 yapıyor. Evet bu sorunun cevabı da 1 bölü 3 yaptı. Geldik buraya. Hocam dağıtacak alan yok. İşte üçgenler yok. Ne yapacağız? Ee, sen dağıtacaksın. Sen üçgen oluşturacaksın. Genelde çoğu soruda da bunu yapıyoruz ki paralel kenar konusunda arkadaşlar bakın bir de yamuk konusunda biz bu alan dağıtmaları çok fazla yapacağız. Burada bu mantığı çok iyi dinleyin. Şimdi burada kalan üç verilmiş tüm alan isteniliyor bizden. Arkadaşlar ister k'lara göre dağıtın, ister çift çizgilere göre dağıtın. Çift çizgiler yani şunlar AA İstediğiniz yere göre dağıtın fark etmez. Ben K'ya bakarak dağıtacağım. K'da kalan 3 ise 4K'da kalan 4 kere 3 12'dir değil mi? Yalnız K'dan 4K'ya dağıtırken tepe noktasının neresinin olmasına bakacağım arkadaşlar. Tabii ki şu D noktasına göre bakacağım. Çünkü K'dakinin tepe noktası bu. O zaman 4K'daki de tepe noktası olacak şekilde üçgen oluşturalım hemen. Şimdi daha öncelerinde bak yeri geldi konuşuyorum. Daha öncelerinde kafamıza göre çizim yapmak yoktu demiştim. Ama burada kafamıza göre çizim yaptık. Aslında burada kafamıza göre de çizim yapmadık. Ee, alan dağıtmak için bu çizim yaptık arkadaşlar. Aradaki farkı kaçırmayın. Tamam. Şimdi K'da kalan 3 ise 4K'da kalan 4 kere 3 12 yaptı. Şimdi A'dan A'ya dağıtacağım. Sakın A'da kalan 3 ise A'da kalan 3 demeyin. A'dan A'ya dağıtırken tepe noktalarının aynı olması lazım. A'dan A'ya dağıtırken bakın buradaki boşluktaki A'nın tepe noktası B noktası değil mi? O zaman buradaki A'da da tepe noktası oraya kadar geleceksin. Yani 15 ise bu A'daki alan da 15 diyeceksin. Ve tüm alan kaç çıkıyor arkadaşlar? Tüm alan kaç çıkıyor? Burası 15. Burası da 15. Tüm alanda 30'a eşit oldu arkadaşım. Geldim buraya. EF bölü AC'yi 1 bölü 4 demiş. Hemen yazalım. EF K iken EF K iken AC 4K. AC 4K'yı yazalım hemen. Alan ABC 40 DF nedir diye soruluyor. Arkadaşlar K'daki ve 4K'daki alan dağıtımı yapacağım yine değil mi? Oranlama var. E, gerçi K demeyelim isterseniz buraya. A diyelim. Burası A. Şurası A. Burası da 4A. Şimdi A'daki tepe noktası neresi? D noktası. 4A'dakinin de D noktası olacak şekilde şu üçgen oluşturduktan sonra burada kalan A ise şuradaki mavi alan A ise A'da kalan A ise 4 A'da kalan 4 A olacak arkadaşlar. Yalnız dikkat edin 4 A'daki tamamını kapsıyor. Yani şunun tamamı olacak arkadaşlar. Bu alan 4 A'ya eşittir. Tamam. İç içe oldu bu sefer. İç içe de olsa yine fark etmez. Bakın şöyle iç içe de olsa tepe noktaları aynı ya. Burası A burası 4 A değil mi? A'da kalan A ise bunun tamamının 4 A olması lazım. Çünkü tepe noktaları aynı. Ha. Tamamının 4A ya. Yani şu boşluklara ne kalıyor arkadaşlar? Şunlara 3A kalıyor. Ama bunların nasıl paylaştığını da bilmiyorum. Buradaki oranlamalar olsaydı ona göre paylaştırırım. Ama tamamının ben ne olduğunu biliyorum. 4A olduğunu biliyorum arkadaşlar. Tamam. Tamamı 4A yaptı. Şimdi 2K'dan 3K'ya bakalım arkadaşlar. 2K'da kalan kaç A? 4A. Yani 2 katı. 2 katı 3K'da kalan da 6A yapacak. Toplamda 10A mı yaptı alan ABC? Alan ABC yani 10A eşittir 40 verilmiş. A'yı buradan kaç bulurum o zaman? 4 bulurum. Alan DF e, isteniyor bizden. Alan DF e, de zaten A'ya eşitti. Yani 4'e eşit oldu arkadaşlar. Geldik şu soruya. G, ABC üçgenin ağırlık merkezi. Bakın eski konularda giriyor işin içine. Ağırlık merkezi olsun. Fark etmez. Alan GDC'yi kaç vermiş? 6 vermiş. Tamam. Buraya 6 vermiş. 6 vermiş. Şimdi Alan ABC nedir diye soruluyor. Bir de DG ile BC birbirine paralel vermiş. Madem bunlar birbirine paralel. Kardeşim aslında ağırlık merkezindeki şeyi de, özelliği de biliyorsunuzdur. Paralel çizilmişse yukarıdan aşağı ikiye bir oran var değil mi? İster oradan yapın. istersen ağırlık merkezinden şunu çiz. Buradaki oranlama K 2K değil mi? ve şunlar da birbirine paralelse yukarıdan aşağı 2'ye 1 oran varsa yukarıdan aşağı 2'ye 1 oran vardır. Bak oranlamaları yazdım. Bundan sonrası nedir? Alan dağıtma. A'da kalan 6 ise 2A'da kalan 12 diyebiliriz değil mi? Çünkü tepe noktaları G yaptı. Bakın A'daki 2A'daki Sonra 2K'dan K'ya geçeceğim. Sakın 2K'da kalan 12 ise K'da kalan 6 demeyin. 2K'dan K'ya dağıtırken ne yapmanız lazım arkadaşlar? 2K'dan K'ya dağıtırken bak tepe noktası C'ye göre dağıtmanız lazım. O yüzden 2K'da kalan 18. O zaman K'da kalan kaç yapacak? 9. Şu ağırlık merkezinden geçiyordu. Ağırlık merkezinden geçtiği için bunlar da kenar ortaya olmak zorunda. Yani şu parçayla da şu parça birbirine eşit oldu. O zaman çift çizgide kalan toplam sakın 9 demeyin. Çift çizgiden çift çizgiyi dağıtırken bu sefer tepe noktası A'ya göre bakıyoruz. Çift çizgide kalan toplam 12, 6 ve 9'un toplamı yani toplamda 27 yaptı. O zaman burası da 27 yaptı. Ve alan ABC'de ne yapıyor arkadaşlar? Şurası 27, burası da 27. Toplamda kaç yaptı? 54 birim yaptı arkadaşlar. Birim kare yaptı daha doğrusu. Evet. Geldim şu soruya. Şimdi G ağırlık merkezi demiş. Aslında bununla ilgili bir özellik vermiştim. Ağırlık merkezinde şu parça, şu parça, şu parça birbirine eşit oluyordu ama adı da özelliği bilmiyormuş gibi düşünelim. Şu ağırlık merkezi ya ya B'den çizeceğim ya A'dan çizeceğim ya da şeyden C'den çizeceğim. Sanki A'dan çizmek daha mantıklıymış gibi geliyor. Şunu şöyle çizdiğim zaman şunlar paralel değil mi? Ve bu arada şurası K iken burası 2K ve şunlar paralel olduğu için A ise burası da 2A olmaz mı? 1'e 2. 1'e 2 oranı olacak değil mi? Paralellikten. Burası A ise burası 2A oldu. Sonra aynı şekilde 1'e ee, e 2. 1'e 2 oranı olacak. Hatta ağırlık merkezinden geçtiği için 3A ise burası da 3A olacak. O yüzden bunlar da A'ya 2A oldu. Bak B'ye 2. B yazmıyorum. Çünkü ağırlık merkezinden geçti. Kenar ortaya olmak zorunda. Yani 3A ise 3A. 1'e 2 oran burada da var. Çünkü 1'e 2 şu paralelliğe baktığımız zaman 1'e 2 burada da 1'e 2 oran olacak. E şimdi 2 eş parçaya böldü zaten burada alanları. Hemen alanı 2 eş parçaya böldüğü için A ise A, 2A 6 ise A'yı kaç buluruz? 3 buluruz. Hadi 3'e göre dağıtalım. Şimdi alan dağıtımı yapacağız arkadaşlar. Bakın A'da kalan 3 ise 2A'da kalan bak tepe noktası G noktası. Hemen çizdik bunu. Kaç yaptı? 6 yaptı. Sonra aynı şeyi şurada da yapabilirsin. A'da kalan 3 ise e, 2A'da kalan hemen şunu da çizebilirsin. 6 yapabilirsin. Sonra K'da kalana bakın. K'da kalan kaç yaptı? K'dan 2K'ya dağıtacağım. Tepe noktası B'ye göre değil mi? K'da kalan 9 ise 2K'da kalan 18 mi yaptı? Aynı şey burada da var. K'da kalan 9 ise 2K'da kalan yine 18 yaptı. Ve topluyoruz. 18, 3 ve 6 toplama. Burası 27. Burası da 27. Toplarsak kaç yapıyor o zaman arkadaşlar? 27, 27. Tabii ki 54 yapıyor. Tamam mı? Hata yapmadık değil mi? Yok yapmadık. Evet 27'ye 27 yaptı. Yani tüm olan 54 yaptı arkadaşlar. Evet, şöyle bir soru. Yine bir katlama sorusu sormuşum. ACD üçgeni AD boyunca katlandığında ACD AD boyunca katlandığında C noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezine geliyormuş. Bakın C buraya geliyormuş. Ağırlık merkezi yalnız burası. Tamam mı? Katlama sorularında neye dikkat ediyorduk? Şu uzunlukların birbirine eşit olmasına. Şu uzunlukların birbirine eşit olmasına. Yani üst üste binen uzunlukların eşit olmasına bir de üst üste binen açıların eşit olmasına. Şu açıyla şu açının eşit olmasına bir de şu açıyla da şu açının birbirine eşit olmasına. Bitti. Bunu dedikten sonrası çok basit. Sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu ağırlık merkezi hikayesinde kullanmamız lazım. Madem ağırlık merkezine kadar geldi. ABC üçgeninin ağırlık merkezine kadar geldi. Şu devamını getirdiğim zaman iki eşit parçaya böldü. Ve buradaki oranlama K 2K değil mi? Bakın şununla da şu eşitti. Bunu göstermeseydik yanlıydık yapamazdık. Bakın. Sonra bakın burada 2K var. Şurada uzunlukta 3K oldu. Şu da açı ortay doğrusu değil mi arkadaşlar? Gördünüz mü? Eksik parçaların hepsini tamamladım. Bakın 2K, 3K. 2 bölü 3 oran var. O zaman burası 2A ise burası 3A mı oldu? Açı ortaydan dolayı arkadaşlar. 2A ise 3A oldu. E, 2'ye 3 oransa 2A ise 3A oldu. Toplamda şu uzunluk 5A. Bu uzunluk da 5A. Hemen bunu da yazdık. Çünkü bunlar birbirine eşit dağılık merkezinden geçmişti. Alan ABC 60. Haydi bakalım alan dağıtalım. O zaman şurada kalana A dersem. 2K'da kalan ne oluyor arkadaşım? 2A oluyor. Değil mi? K'da kalan A ise 2K'da kalan 2A. Tepe noktaları diye noktası. Sonra şuradan şuraya da şey yapacağım. Ya da bu bunun katlanmışıydı. E burası 2A ise burası da 2A diyebilirsin. Ya da 3A'da kalan 3A ise 2A'da kalan 2A'da diyebilirsin. Sonra burası 5A. Burası da 5A. Toplamda 2, 4, 5A burası. 5A'da kalan 5A ise 5A'da kalan yine 5A yapacak. Şurası da 5A yaptı. Ve toplamda 5, 6, 10A mı yaptı? 10A'yı kaç vermiş? 60 vermiş. 10A 60 ise A'yı buradan kaç buluruz? 6 buluruz. Bizden taralı alan isteniyor. Alan ABDG isteniyor. ABDG isteniyor. Yani 6A isteniyor bizden arkadaşlar. O da kaç yapar? 36 yapar. Bakın katlama sorusu. Aslında kolay ama verilen her bilgiyi koyduktan sonra kolay. Tamam mı? Dikkat edin. Evet geldik. Şöyle bir katlama sorusuna. Şey alan dağıtma sorusuna. Alan taral alan bir tüm alan isteniyor. Evet en küçük üçgenden başlamak daha mantıklı. 3K ve 2K'ya göre baktığımda 3K'da kalan 3A ise 2K'da kalan 2A'dır. Ondan sonra burada da dağıtırken arkadaşlar M'lere göre dağıtacağım. 5M'de kalan 2 demeyeceğim. Bakın 5M'den 4M'e dağıtırken 5M'den 4M'e dağıtırken tepe noktası buraya göre bakacağım değil mi? 5 mdeki alan 5A o zaman 4 mdeki alanda kalan 4 a yapar. Şimdi çift çizgilere göre baktığım zaman bu çift çizgilere göre baktığımda da şunu görüyorum. Çift çizgilere göre baktığımda tepe noktası bakın buradaki çift çizgide B noktası. O zaman B'ye göre bakıyoruz. Çift çizgide kalan 4, 7, 9 a değil mi? 9 a. O zaman buradaki çift çizgide kalan da 9 a yapacak. Ve sonra bakıyorum ki tüm alanları buldum. O zaman alan DF yani 3 a bölü Alan ABC, ABC yani 9 9 18 A yaptı arkadaşlar. Çünkü burası da 9, burası da 9. 3 bölü 18 de 1 bölü 6 yemiş işte oluyor. Yani cevap 1 bölü 6 oldu. Evet geldik bu soruya. Aynı soru değil arkadaşlar. Bir videoyu durdurup kendiniz bir çözmeye çalışın bakalım. Ee, kendiniz çözdüğünüz zaman da şey yapın. Ee, yine beni izleyin. Belki siz uzun yoldan çözmüş olacaksınız arkadaşlar. Bakın bizden ne verilmiş? Yine küçük üçgenden başlıyoruz. 3K'da kalan 3A dersem 2K'da kalan 2A dediğimde sonra 4M'den 5M'e dağıtırken 4M'den 5M'e dağıtırken tabii ki tepe noktaları buna göre bakacağım. 4M'deki alan 5A eyvah 5M'deki alan 4'ün katı değil, değil mi burası? Bak 4M'deki alan 5A oldu. O zaman M'de kalan 5A bölü 4 deyip 5M'deki alanını da bulabilirsin. Ama size tavsiyem. Hangisinde sıkıntı dağıtı yaşıyorsanız mesela burada 4M'den 5M'e sıkıntı yaşadınız değil mi? Keşke burası 4'ün katı olsaydı dediğiniz zaman hemen iptal edin 4 ile çarpın arkadaşlar. Tamam. Çarp 4 ile 4 kere 2 8A. Çarp 4 ile 4 kere 3 12A yaptı. Sonra 4M'de kalan 20A yaptı. Bak 4'ün katı yaptı. Kaç katı? 5 katı. O zaman burası da 5 katı yapacak. 25A yapacak burası. Bak çarpınca alan dağıtımı çok da kolay oldu. Sonra çift çiziden çift çizgiye dağıtırken burası 25, 20, 45 A. Burası da 45 A yaptı. Ve bakıyoruz arkadaşlar. Alan DF yani 12 A bölü 45, 45, 90 A yaptı. A'larından ay 12 bölü da 6'ya böl 2. 2 bölü 6'ya böldüğümüz zaman 15 buçuk. Evet 2 bölü 15'e eşit oldu. Tamam mı? Buna dikkat edin. Ve geldik diğer soruya. Şimdi de burada da S1 bölü S2 isteniyor. S1 burası, S2 burası. Şimdi alan dağıtım yapacağız arkadaşlar. Alan dağıtım yaparken buraya A dediğimde burası ne oldu? 3 A oldu. Tepe noktaları C'ye göre baktığımda değil mi? Ondan sonra 3 kda kalan 4 A. Eyvah. 3K'dan 4 kya alan dağıtamıyoruz. O zaman ne yapıyoruz? hemen 3'ün katını alıyoruz değil mi? 3K'da kalan da alanı dağıtamıyorum. O zaman 3'ün katını aldık kardeşim. Buraya ben 3A dedim. Buraya ben 9A dedim. Sonra 3K'da kalan kaç A? 12A. Kaç katı? 4 katı. 4K'da kalan da kaç katı olacak arkadaşlar? Tamamı. Ee, 3K'da kalan 12A'ydı. 4 katı. 4K'daki de 4 katı 16A olacak. Sonra bakıyorum ki Aa burada M4M e var. Hay Allah. M4M e yani 5 parça değil mi? Yani 1'e 1'e 4. Toplamda 5 parça yapıyor değil mi burası arkadaşlar? Hani B ise 4B. Keşke 5'in katı olsaydı dedik mi burada da arkadaşlar? O zaman yine en başa dön. Neyle çarp? 5'le çarp. Hani işlem kalabalığı olmaz. Ha şu şekilde diyebilirsin. E i̇şte 5M'de kalan 16 aysa M'de kalan 16 bölü 5 diyebilirsin ama ben rasyonel sayıyla uğraşmayı sevmiyorum. Direkt 5 ile sıkıntı yaşadık. 5'in katını al. 15A. 5 kere 9 45A dedik. Tamam mı? 3K'da kalan 60A yaptı. Yani 20 katı. E 4K'daki de 20 katı. O zaman burası da zaten kaç katını almıştık arkadaşlar? 5 katını almıştık. 80 mi yaptı? Ya da 4K'da kalan da 20 katı 80 yapıyor arkadaşlar. Tamam mı? Buraya 80A dedim. Şimdi 80 1'e 4 şeklinde 5'e böleceğim. 80'i 5'e böldüğünde 16 yaptı. O zaman M'deki alan 16A yaptı. 4 M'deki alan da 4 katı 64A yaptı burası. Bakın bütün alanları tam sayı buldum. Gördünüz mü? Bizden S1 bölü isteniyor. S1 15A S2 de neye eşit arkadaşlar? 16 eşit oldu. Yani cevap 15 bölü 16'ya eşit oldu. Yani sıkıntı yaşadığınız alanlarda keşke şunun katı olduğunuz dediğiniz zamanlarda dönün en başa hepsini o katla çarpın. Hiç rasyonel sayı ile uğraşmazsınız. Tamam Evet geldik buraya. Alan ABC'yi 28 demiş. Şuradaki alan DEF isteniyor bizden. Haydi arkadaşlar alan dağıtalım. Şimdi ister k'lara göre başlayın, ister ağlara göre başlayın, ister çift çizgilere başlayın. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz, hiç sıkıntı yok. Ben çift çizgilerden başlayayım isterseniz. Buraya A dersem, çift çizgideki alan A ise, çift çizgideki alan A. Yalnız tepe noktası D olacak, değil mi çift çizdik O zaman buradan hop çizdik. Burası da ne oldu? A oldu. A alanı A alanı. Sonra bak buradan K'ya 2K ya dağıtabilirim. K'da kalan A ise 2K'da kalan 2A diyebilirim. Dediğim zaman tepe noktaları aynı oldu bakın. Tepe noktaları B noktası oldu. Sıkıntı yok. E şimdi dağıtabileceğim başka bir yer var mı? Aa burada da var. Bakın A'ya 2A var değil mi? Sakın A'da kalan A demeyin. A'ya 2A'ya dağıtırken nereye göre bakmanız lazım? Şuraya. Çünkü 2A'daki burası değil mi? O zaman A'da kalan 2A 2A'da kalan 4A yapar. Şöyle de yapabilirdiniz. Bunu göremeyen arkadaşlar. A'da kalan A ise tepe noktası E. Hemen şuradan şunu çizip oradan da dağıtım yapabilirdiniz. Tamam mı? Sonra sıkıntı yaşadık. Öbür tarafa dağıtamıyorum. K'da kalan A ise 2K'da kalan 2A diyemem. Çünkü tepe noktaları aynı değil değil mi? O zaman K'da kalan A iken tepe noktası F olan da 2K'da kalan da ne olacak arkadaşlar? 2A olacak. Tepe noktası F olan da. Değil mi? Şimdi A'ya 2A'yı da dağıtabilirim. A'da kalan 2A ise 2 ade kalandı. 4 a deriz. Ve toplayalım bakalım. 4, 8, 10, 11, 12, 14. Toplamda 14 a 28'e eşit. 14 a eşittir 28. a'yı buradan kaç buluruz o zaman arkadaşlar? 2 buluruz. Bizden de zaten ne isteniyor? D, alan df'de a alanına eşit. Yani cevabımız 2 çıktı arkadaşlar. Geldik. Oo, fener sorusu. Şekilde duvardan belli bir uzaktaki fener duvarı 12 metre aydınlatıyor. Bakın şu duvarı 12 metre aydınlatıyormuş arkadaşlar. Işık duvara dik gelecek şekilde fener eğildiğinde bak eğmişim feneri dik gelmiş. Hmm. İlginç. Fener eğildiğinde aydınlık olan bölgenin alanı 24 metrekare azalıyor. 24 metrekare azalıyor. O da ilginç. Şimdi şuradaki bilgileri kullanalım bakalım arkadaşlar. Bakın Önceden şimdi şuradan şöyle dik çizdiğim zaman burası ne yapıyor arkadaşlar? 6 6 yapıyor. Fener bu ışığı dik gelecek şekilde şey yaptığı zaman o zaman burası ne oldu arkadaşlar? 6 birim oldu değil mi? Şuradaki uzunluk 6 birim. Sonra 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 sonra. Sonra ne yapmamız lazım arkadaşlar? Peki şu ışın yine buraya böyle geldiği zaman ışının bir tanesi yine buraya geldiği zaman yine burası da eşit oldu değil mi? Evet. Sonra ne yapmalıyız arkadaşlar? Alan 24 birim kare azalıyormuş. Eski haline bir getirelim bakalım. Eski haline bir getirelim isterseniz. Şu şekilde olduğu zaman. Tamam burası da 6 birim. Şuradaki alan A ise burada kalan da A mıdır arkadaşlar? Değil mi? 12 metre aydınlatıyor. Tamam. Sonra 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 sonra. Arkadaşlar bu arada e, şu zeminle şurası birbirine paralel değil mi? Bakın onlara da bakalım isterseniz. Şunlar birbirine paralel. Ya kendi yazdığım soruyu neredeyse zor çözeceğim ha. Bakın şunlar birbirine paralel değil mi? Bu arada şu ikiz kenar üçgen olduğu için arkadaşlar önceden. Bu tabii ki ikiz kenar çizilen yükseklik konumunda oldu. Ve açı orta oldu değil mi? Ve sonra Z'den dolayı burası da ne oldu arkadaşlar? Bakın birbirine paralel olduğu için burası da ne oldu? Alfa derece oldu. Ondan sonracığıma sonra ne yapalım arkadaşlar? Sonra ne yapalım? He. Bakın bu fener 2 alfalık açıyla şeyi yapmıyor mu? E, ışığı yansıtmıyor mu? Dikkat edin. 2 alfalık açıyla ışığı yansıtıyor. Değil mi? Alfa alfa. O zaman bu fener yine burada da iki alfalık açıyla yansıtma yapacak. Yani burada kaçıda ne olmak zorunda? Alfa derece olmak zorunda. Bakın ne çıktı burada? X kenar çıktı. Peki şimdi ne yapalım arkadaşlar? Şuraya baktığımız zaman alanın şeyini de kullanmamız lazım. 24 metrekare azalıyormuş. Bunu da kullanmamız lazım. Orada da bir X kenar çıktı. Bu arada bizden neresi isteniyor? Buna göre son durumda zemini kaç metre aydınlatır? Zemini aydınlattığı yer isteniyor. Yani şuradaki x uzunluğu isteniyor. Bu arada burası da x uzunluğu değil mi? Burası da x uzunluğu. Peki şuraya bir alanı dersek arkadaşlar. Önceden alan ne oldu arkadaşlar? Dikkat edin. Şimdiki alan a artı b oldu değil mi? Önceki alan neydi arkadaşım? Şurada kalan a ise burada kalan da Burada kalan a ise burada kalan da Toplamda 2a. Peki ben şuradan şuradan yüksekliği çizecek olursam. yani taban çarpı yükseklik bölü 2'den şuradaki kalanı bulabiliriz değil mi? Peki şuradaki dikdörtgendeki alan a oldu. Ya da şöyle diyebilir miyiz? Ee, şu üçgenin alanıyla şu üçgenin alanı aynı değil mi? Aynı üçgen zaten bu. Ya da şu üçgenin alanıyla şu üçgenin alanı aynı değil mi arkadaşlar? Eş üçgen çünkü bunlar. Çünkü alfa 90 beta. Alfa 90 beta. O zaman burada kalan da A olacak değil mi? O zaman burada kalan da A ise şu alanda A ise buraya ne alanı kaldı? A eksi B alanı kaldı. Şimdi dikkat edin. Aydınlık olan bölgenin alanı 24 metrekare azalıyor. Azalan yer şurası değil mi arkadaşlar? Azalan yer neresi? Dikkat edin azalan yer bakın. Şurası azaldı. Değil mi? Şurası azaldı. Ee, kafa durdu benim yani niye durdu anlamadım ben de. Azalan yer. Önceki alan neydi? 2 aydı değil mi? Şimdiki yer ne oldu arkadaşlar? Şimdiki alan ne oldu? A artı B oldu. Azalan yeri bulmak için ne yapmamız lazım? Tabii ki bunları çıkartmamız lazım değil mi? Evet. 2 A'dan A artı B'yi çıkartırsam azalan yeri bulmuş olurum. O zaman bu ne yapıyor? 2 A eksi A eksi B yaptı. Yani o da ne yapıyor arkadaşlar? Dikkat edin. Ee, şundan şunu çıkarttığımız zaman yine ne yaptı? A yaptı. Burası da B yaptı. Yani A eksi B'ye eşit oldu. Ha, azalan yer şu üçgenin alanıymış arkadaşlar. Gördünüz mü? A eksi B. Bu arada buradaki yer neresi? 6 birim. O zaman burası da 6 birim oldu. Şu dikdörtgenden dolayı. E şimdi azalan yer şu üçgenin alanıysa A eksi B ise azalan yerin alanını kaç vermişti? 24. Yani A eksi B alanı şurada kalan 24. Şuraya da ben A dersem 6 çarpı A bölü 2 24'e eşit. Yapalım. 6 çarpı A bölü 2 eşittir 24'ten. Buradan da kaç geliyor arkadaşlar? A'yı da kaç buluyoruz? 8 buluyoruz. Değil mi? A8 çıktı. A8 ise olay da bitti o zaman. A8. 6, 8 ne üçgen çıktı? 10 üçgeni. Burası da 10 çıktı. Yani şuradaki uzunlukta kaç çıktı? 10 çıktı. Yani fener yerde yani zeminde ne kadarlık yeri aydınlatıyormuş? Tabii ki 10 metrelik yeri aydınlatıyormuş. Cevabımız 10 çıktı arkadaşlar. Ee, tamam. Evet bu soruyu da e, bugün yazdık. Güzel bir soru. Evet gelelim şu soruya taralı alan Böyle alan ABC nedir diye soruluyor bize arkadaşlar. Son soruya da bunu bıraktım. Şimdi burada da baktığınız zaman ister K'lara göre alan dağıtmaya başlayın arkadaşlar. isterseniz A'lara göre alan dağıtmaya başlayın. Hiç fark etmez. Tamam mı? Ben K'lara göre dağıtmak istiyorum. Ya da A'lara göre de dağıtabiliriz. Size kalmış arkadaşlar. Hiç fark etmez. O zaman A'lara göre dağıtılmış derseniz. A'da kalan aysa ise 1, 2, 3 A'da kalan. Bakın şunu şöyle çizdiğiniz zaman. A'nın tepe noktası bu ya. Değil mi? O zaman 3 A'da kalan kaç A yaptı? 3 A yaptı. Sonra şuradan da şöyle çizsem şekil bozuluyor değil mi? O zaman A'ları unut K'lara gel şimdi. Bak şekil bozuluyor çünkü şöyle alan dağıtmaya başladığın zaman. Şurada nasıl parçaladığını bilmiyoruz. O zaman K'lara bak şimdi. Zıttına bak. K'dan K'ya geçerken K'daki A, K'da K deme sakın. K'de kalan kaç yaptı? 4A değil mi? Şu tepe noktasına göre baktığınız zaman. O zaman burada kalan da 4A yaptı. Şimdi de ne yapacağız arkadaşlar? Yine K'ya göre alan dağıtımı yapabilirsiniz. Alan bozulmuyor. K'da kalan 4A ise K'da kalan şuradaki şeye çizdiğiniz zaman şu şekilde. Burası da 4A yaptı. Neresi kaldı boşta? A'daki. A'dakinin tepe noktası da burası. O zaman A'daki tepe noktası burası olan üçgenlere bakalım. 1, 2, 3, 4A'da kalan var şuraya kadar. Değil mi? 4, 8, 12A var. 4A'da kalan 12A ise yani 3 katı. A'da kalan da 3 katı. O zaman burası kaç A yapacak? 3A olacak. Tekrar söylüyorum. Bakın. A'daki şu üçgenin alanını bulmaya çalışıyorum ya. Tepe noktası C'ye kadar gelmem lazım. 1, 2, 3, 4 A'daki var. 4 A'da kalan 12. Yani 3 katı. O zaman A'daki de 3 katı olacak arkadaşlar. Doğru orantılı ya. Burası da 3 A oldu. Taralı alan 7 A. Bölü e, tüm alan. Bakıyoruz arkadaşlar. Burası 12 değil mi? 4, 8, 12. Burası da 3 daha. 4, 8, 12, 3 daha 15 A yaptı. O zaman A'lardan anay kaça eşit oldu? 7 bölü 15'e eşit oldu. Bu şekilde alan dağıtımı yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama şimdi bazı arkadaşlar bunlarda pratik bir yol arıyor. Bunlarda zorlanıyor bu tür sorularda. Bu tür sorularda daha pratik bir yol göstereyim isterseniz size. İspatının da nereden geldiğini de söyleyebilirim. 1 2 3 4 ve 5. İşte 1 2 3 k k k. Şöyle gelmiş. Şöyle gelmiş. Şu alanı şu alanı tüm alana oranı isteniliyor bizden arkadaşlar. Şu alanın tüm alana oranı isteniliyor. Arkadaşlar bu şekilde işlemleri yaparken şuna bakın. Bakın şu tepe noktasına ait şu üçgen var, şu üçgen var ve şu üçgen var. Aynı şeyi şu tepe noktasına göre söyleyemiyorum ya da şuna göre söyleyemiyorum. Tepe noktaları aynı olan üçgenlerde, iç içe olan üçgenlerde e şey kollar çarpımında alanlar doğru anlatılır. Mesela kollar çarpımındaki AK yapıyor değil mi? 1 diyecek olursak, A diyecek olursak. Buradaki kollar çarpımı kaç A yapıyor arkadaşlar? Onu da farklı kalemle göstereyim isterseniz. Buradaki kollar çarpımı kaç A yapıyor? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 A ve 2 K değil mi? 2 K'ya 4 A. 4 kere 2, 8 A. 4 kere 2 8 kasayla çarpımıyla doğru rantılı. 4 kere 2 8 yani tamamı 8 A yapacak şu üçgenin. Ne kaldı o zaman buraya? 7 A kaldı. Sonra öbürüne bakalım arkadaşlar. Öbürü de hangisi? Şu şekilde bakalım isterseniz. Ee, öbürü de şu. En büyüğüne bakacak olursak da en büyüğüne kaça kaç arkadaşlar? 1 2 3 4 5 1 2 3 Yani 5 A'ya 3 A 5 kere 3 15 A olacak. E tamamı 15 a ise 8'i buradaysa buraya da ne kaldı arkadaşlar? 7 a kaldı diyebilirsiniz. Tamam. Neymiş? Kollar çarpımıyla kollar çarpımıyla doğru orantılı. Doğru orantılı. Bunu unutmayın arkadaşlar. Kollar çarpımıyla doğru orantılı. Çünkü niye? Şu üçgen ve şu üçgen ve şu üçgende şuradaki açı alfa dersem e, sinüs alfa formülünü uygularsam şu üçgende ak sinüs alfa bölü 2 öbüründe de işte 3 a, 4 a çarpı 2 k çarpı sinüs alfa bölü 2 zaten oranladığım zaman sinüs alfa bölü 2'ler gidiyor ak'lar gidiyor. O yüzden e, kolların Kas sayıları çarpımıyla doğru orantılı çıkıyor arkadaşlar. Buradaki oranlama iç içe üçgenlerde tepe noktaları aynı olan iki iç, iç içe üçgenlerde bu kollar çarpımıyla alan dağıtımı yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Evet böylelikle burayı da bitirmiş olduk. Alan kaydırmayı da bir sonraki videoda halledelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.